Genç denilen insan nerede bir haksızlık, nerede insan onunu zedeleyen bir davranış, bir zulüm görürse kime yapıldığı ayrımını gözetmeksizin ayağa kalkar ve ona karşı sesini yükseltir. Biz gençliğimizde bunu şiar edinmiştik. Dünyanın neresinde olursa olsun, o zaman Afganistan'da, diğer yerlerde olan haksızlıklara karşı da sesimizi yükseltirdik. Hiç çekinmeyin. Siz özgür bir ülkenin çocuklarısınız. Artık ne tek parti dönemindeyiz, ne darbe dönemindeyiz, ne junta dönemindeyiz, ne 12 Eylül'deyiz, ne 28 Şubat'ta. Sizi sınırlayan hiçbir şey yok. Yanlış bir şey gördüğünüzde sesinizi yükseltmekten hiç çekinmeyin. Dünyanın neresinde olursa olsun birine zulüm yapıldığında mutlaka ayağa kalkın. Ve tarihi yaşayın. Bu çok önemli bir şey. Tarihi yaşayın. Anı yaşayın. O tarihin içinde aktığınızı hep hissedin. Tarihten kopmayın. Allah bir daha 19 Mayıs benzeri şekilde harekete geçecek işgal şartları bu ülkede doğurmasın. Ama eğer bir millet olarak ayağa kalkacaksak da 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşların yaptığı gibi hep beraber ayağa kalkacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar teşekkür ediyorum. Kınalı Hasan dedemize, sevgili dedeciğim, bu mektubu sana ve şahsında tüm Çanakkale şehitlerimize yazmak istedim. Neden mi? Senin kahramanlık dolu hikayeni dinlediğimde bütün hücrelerimle seni yaşadım, seni hissettim. Maşallah. Bütün hücrelerine hissetmeye devam et.